73. sayfa. Alıştırmalar 1. 7 eksi 3 kök 7 eksi kök 49 işleminin sonucu yukarıdaki kutucukların hangisinde verilmiştir denmiş. Şimdi şuradaki karekök 49'u 7 olarak yazabiliriz. Çünkü 49 7'nin karesi. O zaman buradaki eksi 7 ile buradaki artı 7 birbirini götürür. Geriye eksi 3 kök 7 kalır. Doğru cevap bakın burada. 4 numaralı kutuda. 2. Yandaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını karşılarındaki boşluklara yazınız. Birinci işlem yapılmış. Biz ikinci işlemi yapalım. Şimdi burada karekök 45 var. Karekök 45 9 çarpı 5'ten 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 5 olarak yazılır. Şimdi burada da bir tane kök 5 var. O halde 3 kök 5 ile kök 5'i topladığımızda 4 kök 5 olur. İşlemin sonucu 4 kök 5 eksi 4'tür. Şu işleme bakalım. Burada 5 var. Eksi 3 kök 2 var ve eksi kök 5 var. Şimdi burada kök 3'leri aynı duruma gelemeyeceği için toplama yapamayız. Bu ifade aynen böyle kalır. Gelelim buraya. Şimdi burada 175 var. Karekök 175. 25 çarpı 7'dir. 25 dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 7 olur. Şimdi bir tane kök 7 de burada var. O zaman 6 kök 7. 3 de var bir. 3 artı 6 kök 7 olur işlemin sonucu. 3. Aşağıdaki işlemlerde verilen noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. A şıkkı. Şimdi burada kök 5 var. Kök 5'ten kaç çıkarsa 4 kök 5 olur. Buradaki boşluğa eksi 3 kök 5 yazarsak, bakın bu eksi eksiyi artı yapar. 1 kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı da 4 kök 5'e eşit olur. B şıkkına bakalım. Şimdi burada kök 3 var. Bu tarafta da kök 3 var. Şimdi burada bir tane kök 2 var. Burada eksi 3 kök 2 olmuş. O halde burasının 4 kök 2 olması gerekiyor. Çünkü kök 2'den eksi 4 kök 2 çıkarılırsa eksi 3 kök 2 kalır. Boşluğa yazılması gereken sayı 4 kök 2'dir. C şıkkına bakalım. Şimdi burası karekök 36. Bu 6'ya eşittir. Şu tarafta da zaten 6 var. Şimdi eşitliğin yanında başka bir şey yok. O halde şununla da bakın buradaki 4 kök 6 toplanınca 0 olması lazım. Buraya 4 kök 6 yazılmalıdır. Ç şıkkına bakalım şimdi. Şimdi şu karekök 25 5'e eşittir. Bunlar gider. Artı eksi birbirini götürür. Burada 3 kök 5 var ya. İşte işlemin sonucu 3 kök 5'e eşittir. D şıkkı. Şimdi burası 8 kök 2. Burada da eksi kök 2 var. İkisini topladığımızda 7 kök 2 olur. Bu tarafta da 10 var ve şu ifade var bakın. Şimdi burada 25 5'tir. Karekök 25. 2 ile 5'in çarpımı da 10'dur. Dolayısıyla bunlar birbirini götürürler. Sonuç 7 kök 2'ye eşit olur. E şıkkı 1 eksi kök 9 eksi boşluk eşittir eksi 11. Şimdi şurası bir kere 3'e eşittir. Çünkü 9 3'ün karesi. Sonucun eksi 11 olabilmesi için. Burada 1 var. Eksi 3 daha eksi 2. O zaman buraya da 9 yazarsak. Bakın eksi 11 yapar. Buraya yazılması gereken sayı 9'dur. F şıkkı. Karekök 72. Bir sayıyla toplanmış 0 olmuş. O zaman buradaki boşluğa eksi karekök 72 yazılmalıdır. Çünkü artı karekök 72 ile eksi karekök 72'nin toplamı 0 olur. Karekök 72 neye eşit? Karekök 72 de 36 çarpı 2'den 6 kök 2'ye eşit. Önünde bir de eksi var. O zaman eksi 6 kök 2 olur. G şıkkı 64 var bakın karekök 64. Sonra eksi kök 3 artı kök 3. Bakın şunlar birbirini götürür. Bu 64 8'e eşittir. Karekök 64. Burada zaten 8 var. O halde şuradaki 4 kök 3 de şuradan gelmeli. Buradaki boşluğa 4 kök 3 yazılmalıdır. 4. Yandaki tabloda verilen işlemleri örnekteki gibi yaparak tabloyu doldurunuz. Evet biz kök 5 ile eksi kök 5'i toplayalım. Bunlar birbirinin tersi olduğu için sonuç 0 olur. Kök 5 ile 3 kök 5'i toplarsak 4 kök 5 olur. Kök 5 ile kök 5'i toplarsak 2 kök 5 olur. 2 kök 5 ile 2 kök 5'i toplarsak
4 kök 5 olur. 2 kök 5 ile eksi kök 5'i toplarsak artı 1 kök 5 olur. 2 kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı 5 kök 5 olur. 2 kök 5 ile kök 5'in toplamı 3 kök 5 olur. Eksi 8 kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı eksi 6 kök 5 olur. Katsayıları toplarız. Eksi 8 kök 5 ile eksi kök 5'in toplamı eksi 9 kök 5 olur. Eksi 8 kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı eksi 5 kök 5 olur. Eksi 8 kök 5 ile kök 5'in toplamı eksi 7 kök 5 olur. Evet, şimdi bu eksi kök 20'yi düzenlersek şöyle olur bakın. 20 4 çarpı 5'tir. 4 dışarı 2 diye çıkar. Bu 2 kök eksi 2 kök 5'e eşittir. Şimdi eksi 2 kök 5 ile 2 kök 5'i toplarsak 0 olur. 1 artı 1 eksi olduğu için. Eksi 2 kök 5 ile eksi kök 5'i toplarsak eksi 3 kök 5 olur. Eksi 2 kök 5 ile 3 kök 5'i toplarsak artı 1 kök 5 olur. Eksi 2 kök 5 ile kök 5'i toplarsak eksi kök 5 olur. 5. Aşağıdaki üçgenin, altıgenin ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını bularak noktalı yerlere yazınız. Üçgenin çevresini bulalım. Burası 3 kök 5, burası da 3 kök 5. Toplayınca 6 kök 5 olur. Diğer kenarda 7 kök 2. Evet, çevresi bu şekilde yazılır. Geçelim düzgün altıgenin çevresine. Tüm kenarları aynı. 6 tane kenarı var. Bir kenarı kök 3 ise çevresi 6 kök 3 olur. Buradaki dikdörtgenin çevresini bulalım. Şimdi şurası da 2 kök 2'dir. Burası da kök 2'dir. Hepsini toplayalım. 2 tane burada, 2 tane de burada 4. 1 tane burada 5, 1 tane de burada 6. Çevresi 6 kök 2'ye eşittir.